kusura bakmayın arkadaşlar. Tekrar yayındayız. Bizden temin edebilirsiniz. Çünkü şöyle bir noktaya değindi hocamız. Yaşananların kalıcı etkilerinin olabileceğini ve alınacak desteğin önemli olduğunu söyledi. Kuğulu direnişi hakkında eleştiriler geldi. Bunu doğrudan okuyayım, hiç kısaltmadan okuyayım. Çünkü bize yöneltilmiş eleştiriler bir taraftan. Konuşmacılardan bazıları kuğulu direnişinin konumu ve hareket içindeki yeri açısından daha etkin ve daha örgütlü olması gerektiğini vurguladı. Ankara'daki diğer eylem alanları ile iletişiminin zayıf olduğu belirtildi. Bunu geliştirmek için çalışmalar yürütülmesi gerektiği vurgulandı. Herkesin onayını alan bu görüşün karşısında söz alan Kuğulu'da kalan bir eylemci, polis şiddeti ve baskısının bazı çalışmaları yürütmeyi zorlaştırdığını ve kampa halk katılımının beklenenin altında olmasından çalışmaların hızlı yürütülemediğini hatırlattı. Kuğulu'da kalan eylemciler bu görüşü desteklediklerini belirttiler. Bir an önce Ankara'daki diğer ilçe veya mahallelerdeki oluşumlarla iletişim arttırılması için çalışmalara başlanmasına ve cumartesi günü 22 Haziran'da yani Ankara'nın her yerinden gelen oluşumlara sohbet çağrısında bulunuldu. Ve genel olarak bir de konuşmaların arasında çokça yaşça bizden büyük katılımcılar yaşasın Türkiye'nin gençleri vurgusunu yaptılar. Böyle beklenmedik bir hareketi yürüten insanları daha önce haksızlık ettikleri için de özür dilediklerini söylediler. Bütün gençlere selamlarını göndermiş oldular. Dünkü forumun özeti buydu. Bir de tabii sürpriz bir destek mesajı geldi. Katılım geldi. O da şuydu. Ak Gençlik Keçiören Şubesi Başkan Yardımcısı sözü alaraktan kendi örgütlenmelerinden 95 kişinin istifa ettiğini ve bu direnişe destek verdiklerini şöyle belirtme yaptı. Atatürk ilkeleri doğrultusunda devam ettiği sürece bu direnişe destek verdiklerini söyledi. Bu da beklenmedik bir beklenmedik demeyin tabii, heyecanlandıran bir destekti. Hatta bir de anladığım kadarıyla bir bayrakları var. Gençlik kolları olarak direnişi desteklediklerine dair. Dünün özeti kısaca buydu. İnternette görebilirsiniz. Aynı zamanda parklar bizim blogu Türkiye'nin çevresindeki birçok parkta yapılan forumun günlük özetlerini yayınlamaktalar. Oradan başka parklardaki bilgilendirmelere de ulaşabilirsiniz. Başka parklardaki görüşleri duymak çok çok önemli. Evet, çünkü aşağı yukarı aynı sorunlarla söyleyelim. Gökhan arkadaşım Ankara Eylem Vakti 1 kanalı üzerinden Çaldıran Parkı'nda şu an canlı yayında buraya arkadaşlar. Buraya ulaşması çok önemli olacaktır. Zaten aslında isterseniz belki de örgütlenme biçimimizin bu olması gerekiyor. Temiz bir iletişimle birbirimize çözümleri ulaştırmak. Yani yereldeki sorunları genel bir ortak akılla çözüp ondan sonra tekrardan yerelde bunları yorumlamak önemli olacaktır gibi geliyor. Dünkü konuşmaların sonucunda Kuğulu özelinde yapılması gereken önemli bir şey olduğunu fark ettik. Ankara'nın geri kalanıyla iletişim kurmak açısından belki doğru belki yanlış bilemiyoruz ama buranın bir nokta olduğu konusunda bir fikir birliği var. Burası eğer Kuğulu bu sorumluluğu alacaksa bunu iyice düşünmesi, taşınması ve bu sürecin paydaşlarıyla bunu konuşması gerekiyor. Cumartesi günü dediğimiz gibi burada bir çay daveti yapmış olalım dedik. Bir bahanesi olsun. Gerçi çayımız yok. Onu da sizden bekleyeceğiz getirmenizi. Polis burada hiçbir şey barındırmamıza izin vermiyor. Ankara'nın her tarafındaki eylemlerden veya forumlardan insanların katılımını bekleyeceğiz cumartesi günü öğle vaktinde. Bu sırada bu iletişim için somut bir şey atmak istiyoruz ortaya. Nasıl iletişim kurmamız lazım? Bilgi akışını nasıl sağlamalıyız? İşte gerek fiziksel olsun gerek online olsun iyi bir ağ kurmamız gerekiyor. Bugün sizin serbest olarak kendi düşüncelerinizi duymak yanında aynı zamanda bu konudaki fikirlerinizi de bekliyoruz. İletişim için yapıcı veya somut teklifleriniz varsa bunları duymak bizim için çok önemli olacak. Teşekkür ediyorum herkese. Bu arada forum sürecinde şu anda fark ettiğimiz gibi belirli el hareketleri yapılıyor. Bunların nedeni hem bizim forumun özetini çıkartırken insanların görüş birliklerini ve ayrılıklarını takip edebilmemiz için anlamlı.
Eğer söylenen bir şeye destek veriyorsanız ellerinizi yukarı doğru kaldırıp şöyle sallamanız yetiyor. Arkadaşlar, Ethem Sarı'nın ıssız suyun öldürüldüğü noktada da şu an bir forum gerçekleştiriliyor. Bu konuda da bir ileti aldık. Bunu da paylaşalım sizlerle. Güven Park'ta bir forum daha var arkadaşlar. Karşı çıkıyorsanız bunu yapıyorsunuz. Şu an Gökhan arkadaşım da birisi benim gibi konuşmayı uzattığını düşünüyorsanız toplaması için şunu yapıyorsunuz. Canlı yayında Ankara Eylem Vakti 1 kanalı üzerinden onu takip edebilirsiniz. Eğer çok ciddi bir durum varsa, söylenenlerde önemli bir yanlış görüyorsanız, bir hata görüyorsanız, yani kuramsal bir hata görüyorsanız kesmeye çalışabilirsiniz. Bir moderatörümüz var zaten, takip ediyor elleri gözleri. Bunun yanında herkese 2 dakika konuşma hakkı verelim diyoruz. Zaten epeyce çok kişi var. Birçok 2 dakikayı da ben zapt etmiş oldum zaten şimdi. Tur tur gidiyoruz diyemeyeceğim. Ama ikinci kez söz istiyorsanız genelde moderatör sizi bir süre görmemezlikten gelebilir. Başka insanlar söz istediği sürece. Çünkü burada en önemli amaç serbest kürsümüzü sürekli polis alıp götürdüğü için bir serbest kürsümüz yok. Şu anda bir serbest megafonumuz var. Herkesin konuşmasını istiyoruz o yüzden. Fikirlerini belli etmesini istiyoruz. Haber vereyim. Konuşulanlar burada canlı yayın olarak kayıt altında da tutuluyor. Bunun bilincinde olun. Sonradan duymadık demeyin. Biz de not tutuyoruz. İsteyenlerle notları forum sonunda da paylaşıyoruz. Teşekkür ediyorum. Hepinize iyi forumlar. Bu sefer bir çemberimiz yok anladığım kadarıyla. Konuşmayı şöyle ufak ufak sıraya doğru çevirelim. İsterseniz buraya gelip konuşabilirsiniz. Ben yine megafonu yanınıza da taşırım. Sorun değil. Ama hani buraya gelip konuşmak aynı zamanda bir şey, kitleyle iletişimi de arttırır. İsminizi söylerseniz çok seviniriz. Not tutarken en azından isminizi kaydetmek istiyoruz. Bugünkü forumu açmak isteyen birisi var mı acaba? Arkadaşlar, ben çekimi Umut arkadaşıma devredeceğim. Biraz dinlendikten sonra tekrar geleceğim. Biraz önce söylediğim gibi bugünkü forumda insanların kendi düşüncelerini belirtmesinin yanı sıra Kumlu Park'ın bütün Ankara ve Türkiye ile kurduğu iletişim biçimini İletişim biçimi konusunda fikirler istiyoruz. Eksikleri de vurgulamak istiyoruz. Umarım bu forumun sonucunda somut bazı araçlar ve yöntemler edinmiş olacağımızı düşünüyoruz. Aramızda bir iletişimci varsa belki o başlamak isteyebilir bununla ilgili. Siz mi? Siz mi bir şey söyleyeceksiniz? Pardon. Söz geliyor mu? Herkese iyi akşamlar. Adım Turan Çelebi. İlk önce buradaki gençliğe ve Türkiye'deki bütün eylemlere ve bu forumu destekleyenlere akşam, gece, gündüz demedi. Destek verenlere teşekkür ederim. Özellikle gençlere. Ben burada bu sürecin devam etmesini istiyorum. Şu anda biraz tutukluk var. Fazla bir Kızılay'a baktım da ve devamlı her tarafı gezdiğim için Kızılay'a baktığım zaman şu anda eylemlerde biraz yavaşlık var. Bir şu anda bizim bu kurum parkta bir daha sıcak, daha mesela güzel bir gençlik görüyorum. Fakat Kızılay'da bunu görebilirim. Bahanelerde tuzlu çayı, birkaç semtlerde bir var. Başka öbür tarafta biraz yavaşlanmış gibi. Onun için bu süreci desteklemek istiyoruz. Bu süreci desteklerken de şunu da ayrıca söylemek istiyorum ben. Sizlerden belki daha ben çocuklar yaşta olan insanlar buradaki çoğu. Bu güzelliği, bu canlılığı ve büyük bir partinin etrafında kilitlenmek, oylarımızı, gençliğimizin eylemleri boşa gitmemek için gerçekten bu canlı
aynı şekilde sandıkta yazmasını istiyorum. Bunu da özellikle Tayyip'te kurtulmak amacımız buysa, burada toplanıyorsak bunu yapmak zorundayız. Bir kere de olsa yapmak zorundayız. İkincisi bu duyarlılığı, gerçekten bu güven fark meselesi değil. Türkiye'nin bütün sorunlarının toplandığı son bir damlaydı Güven Park. Ben sözü fazla uzattım. İkincisi de şunu söylemek istiyorum. Yavuz Sultan Süleyman Köprüsü'nün ismini verildi biliyorsunuz. 40.000-50.000 kişinin katili. 40.000-50.000 kişinin katili hiçbir toplum, sivil toplumlara gülüşülmeden, soru sorulmadan veya düşüncelerini almadan bu insanın ismini vermesini, bu duyarlılığı burada da gösterilmesini, bu gençlerin bu alanda gerçekten ilgi göstermesini istiyorum. Ben size teşekkür ediyorum. İsminizi söylersiniz. Benim ismim Ayla Basar. Ben rüya görüyor gibiyim sizlerin ortaya çıkmasıyla. 10 yıllık hatta ondan evvel de, 10 yıldan önce de Türkiye'nin bütün siyasi hayatında gördüğüm en güzel hareket. Onun için konuşma hakkının gençlerde olduğunu ve onun fikirlerinin bizlerden çok daha üstün olduğunu gördüm. Hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Evet, bu arada konuşmak isteyenler buradaki biraz bu tarafa doğru yaklaşabilirse en azından megafon değiştirme süresini kısaltmış oluruz. Sessizlik azalır. Merhaba arkadaşlar, ben Mutlu. Benim son günlerde güncel medyada bu olayların duyurulması, bunun üstüne hükümet yetkililerinin bu olaylarla ilgili açıklamalar yapmaya başlaması üzerine yaşadığım bir rahatsızlık var. Bunu sizle paylaşmak istiyorum. Gerek ana akım medyada, televizyon kanallarında olsun, gerek yapılan resmi açıklamalarda olsun, Türkiye'nin dört bir tarafında yaşanan bu kitlesel hareket sadece Gezi Parkı'ndaki işte birkaç ağacın kesilmesine indirgeniyor. Başbakanımız çıkıp işte en çevreci benim, o ağaçları kesmedik, 3 tane kestik, 100 tane geri ektik gibi açıklamalarda bulunuyor. Bunlar yani gündemi aslında biraz bulandıran açıklamalar olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü sonuçta burada doğa tahribatı insanların, halkın, vatandaşın isteğine rağmen ya da talebi bilgisi sorulmadan tamamen sermayenin güdümüyle tamamen ceplerini doldurmak için harcanan yaşam alanları üzerine başlamış bir harekettir bu. Bu sadece çevrecilik ve sadece ağaçları korumakla da sınırlandırılamaz. Bunu sağlık alanında da yaşıyoruz, bu aynı soygunu. Başka alanlarda da yaşıyoruz. Hani bu konuda bilgisi, fikri anlatacakları olan insanları da burada söz almak için beklediğimi söylemek istiyorum. Herkese teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Sağlık alanındaki soygunu değinmek istiyorum. Onun kurumun adını verebilir miyim? Nasıl istiyorsanız. Kızılay. Serbest megafon. Kızılay. Ya ayağın kalktı. Yok. Sadece onu istiyorsunuz. Arkadaşlar merhabalar. Ben Başak Görsün. Duyabiliyor musunuz bu arada? Duyamıyorlarmış birazcık. Arkadaşlar merhaba, ben Başak Dursun. Sandık soygunuyla ilgili kendi bizzat yaşadığım olayı anlatmak istiyorum. Yıllar önce Kızılay'a kan bağışı için ben müracaat etmiştim. Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nün önündeydi, hatırlarsınız birçoğunuz. Orada kendi mesleğini söyledim. Aradan bir hafta geçti, beni pür telaş bir şekilde Kızılay'ın Tıp Fakültesi bölümündeki merkezinden aradılar. Bizzat dediler ki böyle böyle bir hastalık çıktı sizde, mutlaka gelin teşhisi bulunun. Ki ben dedim ki 3 gün sonra sizden sonra dedim gittim ben ihtisaslı kan tahlili yaptırdım. Hiç başıma böyle bir şey gelmedi, böyle bir şey çıkmadı. Neden? Geçmiş olabilir hastalık dedi.
Tabii gazeteci ruhumda hareket etti, konuyu araştırdım. Orada kayıtlarda maaşı yüksek insanları tespit edip pür telaş arıyorlar ve işte tıp fakültesindeki merkeze gelin buyurun diyorlar. Ondan sonra da kalkıp bir sürü paralarla tahliller yapıp cebe indiriyorlar. Maalesef ben bunu bizzat yaşadım ve hiçbir şekilde bunu hiç kimseye söyleyemedim. Forma çok teşekkür ediyorum, bu derdim açıklayabildi. Kayıt altına aldık değil mi? Adres, merhaba herkese. Duyuyor musunuz? Arkadaşlar biliyorsunuz direnişimizin bugün galiba 21. günü. Ha, bu arada ismim Ayça. Ankara'da da Taksim'den sonra çok güzel bir direniş devam ediyor. Fakat hükümet bunu nasıl kıracağını düşünmeye başladı. İlk başta tomalarıyla, akrepleriyle, biber gazlarıyla bunu yapmaya çalıştı. Şu an yaptığı gözaltılarla bunu devam ettiriyor. Ya, biliyorsunuz 2 gün önce 28 arkadaşımız gözaltına alındı. Yarın onlar adliyeye çıkacak, savcılığa çıkacaklar. Bu gözaltıları sahip çıktığımızı, Ankara halkının direnişçilere sahip çıktığını göstermek için yarın 9.30'da adliyenin önünde olacağız. Ne kadar çok kamuoyu baskısı yaparsak o arkadaşlarımızı oradan almamız o kadar kolay olacak. O yüzden yarın bütün gün, belki gece boyunca orada olacağız. Onları almadan çıkmayacağız diyorum. Herkese adliyenin önüne davet ediyorum. Sabah 9.30'da adliyenin önünde. Şu anda megafon bekleyen var mı acaba? Görmediğimiz. Arkadaşlar yok. Dokunmana gerek yok abi. Sadece yaklaştırıyorum. Arkadaşlar merhabalar. Benim ismim Serem. Bir bilgilendirme yapmak istiyorum sizlere. Geliyor mu? Daha mı iyi? Evet. Ben canlı yayın ekibinden Kerem. Burada sürekli canlı yayın yapıyoruz arkadaşlar. Ankara'nın çeşitli yerlerinde, Kennedy Caddesi'nde, başka bölgelerde canlı yayın yapıyoruz. Gerek ben, gerek Gökhan arkadaşım, gerek şu an kamera elinde olan Umut arkadaşım, Çağrı arkadaşım dönüşümlü olarak burada elimizden geldiğince kalarak canlı yayın yapmaya çalışıyoruz. Olanları aktarmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ancak teklif de olsa şöyle şeyler duyuyorum. Hani arkadaşım sen sivil polis misin, ajan mısın vesaire, niye çekim yapıyorsun tarzında. Arkadaşlar biz öğrenciyiz. Kesinlikle ne ajanız ne de sivil polisiz, gönüllü muhabirleriz. Burada olanları aktarmaya çalışıyoruz. Ya bu konuda kimsenin aklında bir şüphe kalmasın diye ben bu açıklama yapma gereği duydum. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar hepinize. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Dün de forumda birisi gelip işte gözlüğüm var, gömlek giyiyorum diye sivil polis demeyin bana demişti. Buradaki demek ki şey, endişelerimiz arada bir paranoyaya kayıyor. Ama aman diyeyim, o endişeleri bırakmayın. Onlar gerçek endişeler çünkü. Yaşıyoruz sürekli bunu. Merhaba herkese, ben Başak. Ben Ankara'daki direnişin genel olarak tutumuyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bu konuda dünle bir arkadaş yorum yaptım. Şimdi şöyle bir şey var. Biz Ankaralılar olarak olayı rutinleştirmeyi biraz seviyoruz. Yani biz her saat 12'de Kennedy'de polisle karşılaşmayı da seviyoruz. Fakat bugün direnişin 22. ya da 23. günü ve artık bizim muhatabımız polis olmamalı. Biz bu olayı artık sivil direniş haline getirmek durumundayız. Biz bu nedenle daha farklı eylem yolları bulmak durumundayız. Duran adamı farklı yapan buydu. Çünkü herkes polisle çatışırken Duran adam kendi ideolojisini belli bir şekilde belli etti. Cumartesi günü bunun için Tuğlu'da yapılacak forum çok önemli bir anlam taşıyor. O yüzden ben burada olacağım ve ben herkesin de burada olup en azından polis dışında nasıl kendi başımıza durabiliriz ve nasıl kendi isteklerimizi hükümete iletebiliriz, bunu düşünmesini istiyorum. Çok teşekkür ederim. Merhabalar arkadaşlar, Fatma ben. Ben çok kısa bir şekilde şunu söylemek istiyorum. Pazar günü Kızılay'da direnişte yaşadığım çok ufak bir olayı anlatacağım size. Gaza maruz kalan bir arkadaşımızın bir revire saklanması ve orada kendilerine yardımcı olmaya çalışıyordum. Arkadaşa yardımcı olurken bana benim polis mi olduğumu çok teşekkür etti ve siz polis misiniz
şeklinde bir soru yöneltti. Kendisine tabii gerekli açıklama yapılmıştır ve şunu gördüm. Bunu soran arkadaşım genç bir arkadaşımdı. Biz burada evet bir amaç için buradayız. Ancak etrafımızda görüyorum ki çok çok bilinçsiz ve bunu sadece partizan bir şekilde yaptığımızı düşünen genç bir kitle daha var. Bunu da gerekirse şöyle ki, ben öğrenci değilim, mezun oldum, çalışıyorum şu anda ama öğrencilik hayatımda bulunduğum üniversitede bir takım gruplarla birlikteydim tabii ki. Bunu bir parti altında, bir parti bayrağı altında ya da bir topluluk altında değil de okullarımızda farklı bir kitle oluşturabiliriz ve bu bilinçsiz arkadaşlarımızın da bilinçlendirilmesi için bu şekilde iletişime geçebiliriz diye düşünüyorum. Evet, mahallelere inebiliriz. Mahallede evet direniş gösteren birçok insan var ama birbirinden kopuk. Ve bizim şu anda çok yakınımızda olan insanlar dahi neden burada toplandığımızdan bir haberler. Ve bunun için daha etkili bir iletişim yolu arayabiliriz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bugün de zaten daha etkin iletişim yollarını aradığımızı unutmayın. Fikri olan varsa burada bekliyoruz. Merhabalar, ben de tam bununla ilgili bir şey diyecektim aslında. Benim adım Zeynep. Bildiğiniz üzere, yani biliyor musunuz gerçi bilmiyorum ama şu anda burada çok güzel bir iş yapılıyor. Burada çok güzel bir forum yapılıyor. Bu forumun benzeri Ankara'da 12 yerde daha yapılıyor şu anda. Yüzyılda, başka yerler, Tuzluşehir'de ve benzeri yerlerde yapılıyor. Bu forum İstanbul'da da yapılıyor. Bunun gibi forumlar İzmir'de de yapılıyor. Bunlar çok değerli şeyler. Fakat bunların somut bir yere bağlanması lazım. Bugün Ankara Direniş Forumları diye Facebook'ta bir sayfa oluşturuldu. Belki daha önce görmüşsünüzdür. Ötekilerin postasında vesaire bazı yerlerde İzmir'de yapılan, İstanbul'da yapılan forumlardan alınan kararlar orada yayınlanıyor. Biz şu anda burada çok güzel öneriler geliyor. Çok somut öneriler geliyor. Yapılması gereken kararlar geliyor yani öneri olarak. Bunların devam etmesi lazım. Direnişin devam etmesi lazım. Buradan somut bir şeylere çıkabilmek lazım. Bunun için benim önerim buradan bir arkadaş belirleyelim. Burada önerilen şeyleri Çağda yazsın. Bunlardan karar oluştursun. Madde madde bunlar hazırlansın. Hazırlandıktan sonra forumun sonunda okunsun ve insanlar da evet bugün burada bunlar konuşuldu, bunlar önerildi dedikten sonra bunlar Ankara Direniş Forumları sayfasına yayınlansın ki yerellerde yapılan bu forumlar birleştirilerek bir yere bağlansın ve bu somut amaçlarla ilerleyelim. Bu direnişin devamını sürdürelim. Benim önerim budur. Eğer size uygun görüyorsanız buradan bir arkadaşı seçelim, ben yazabilirim diyen. Bu mesela sadece Kulu'da yapılan bir şey olmadığı için bunu hani diğer yerellerden de birleştirerek daha kitlesel, daha büyük bir aşamaya taşımak lazım. Bunlar önemli ve bir diğer önerim de burada bir Kulu inisiyatifi var. Burada çok güzel hani işler yapılıyor. Bunun daha devam etmesi lazım. Bunun diğer Tuzluçayı başka yerlerden birleşebilmesi için. Evet, orada çok güzel etkinlikler yapılıyor. Benim de oradan haberim var. Buralarla birleşebilmesi için belki burada hani daha aynı şekilde işlerini sürdüren, daha diğer yerlerle ilişkisi olabilen bir hani Kulu Halk Komitesi ya da yine Kulu inisiyatifi altında bir topluluk olabilir, herkesin katılabileceği. Bu da benim başka bir önerimdir. Teşekkür ederim. Buradan eğer o kararı yazan arkadaş çıktıysa, dediğim gibi Ankara Direniş Forumları sayfanın adı, forumun sonunda tekrardan konuşup, tekrardan kararları okuyup, bunu oraya göndersek güzel olur. Ankara Direniş Forumları. Tamam, teşekkür ederim. Pardon, ufak bir ekleme yapmam gerekiyor. Bu tarz forumlar, sayfalar, bloglar, eğer bunlar varsa, bize ulaşırlarsa seviniriz. Çünkü zaten biraz önce arkadaşımın bahsettiği sürecin hepsi gerçekleşiyor. Notlar tutuluyor. Bugün size okuduğum gibi özetler çıkartılıyor. Ve sosyal medyada yaygınlaştırılıyor. Eğer böyle talepleri olan arkadaşlar varsa, bize ulaşırlarsa belgeleri onlarla da paylaşıyor olacağız. Aklınızda bulunsun. Buna ek olarak bir de şöyle bir durum var. Bu Gezi Parkı'ndaki arkadaşlardan ve şu anda İstanbul'daki forumlardaki arkadaşlardan gelen bir öneriydi. Güray bulduğumu bilmiyorum ama... Onlar mesela şöyle bir şey uygulamaya başlamışlar. Bu forumlarda, belirli mahallelerdeki forumlarda işte yapılan forumlardan bir temsilci seçip ertesi günkü foruma hani kendi aralarında böyle temsilcileri değiştirerek bu fikirleri orada sesli olarak dile getirerek bir şey yapmaya çalışıyorlar. Belki siz de onu yapabilirsiniz. Hani belirleyebiliriz birini ya da isteyen eğer mümkünse ulaşımı işte başka yerlere gidebilir, başka forumlara katılabilir değişik günlerde. Bu
her tarafın içine yarayacak bir şey. Teşekkürler. Evet, can var mı? İletişim konusu belli. Şöyle sıradan sıradan akalım. Merhaba herkese. İsmim Çiğdem. Duyuluyor mu? Benden bir iki önce konuşmuş arkadaşın devamında bende de uyanan birkaç düşünce vardı. Onlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle bu bir direniş hareketi. Hepimizi heyecanlandıran bir direniş ama aynı zamanda bir uyanış da. Kişisel uyanışımız ve aynı zamanda kitlesel bir uyanış içindeyiz. Ben adım adım yani 20 küsur gündür bu hareketin içinde alanda ya da işte burada bu inisiyatif içinde de elimden geldiğince bulunarak hem fikir bazında hem de kendimizi bulduğumuzu hissediyorum. Yani biz gençlik olarak bu kafelerde otururken ya da arkadaş ortamlarında paylaştıklarımızın çok ötesinde bir şey yaşıyoruz şu anda. Bizi hepimizi heyecanlandıran ve kendimizi yani aslında dün bir arkadaş konuşmuş. Ne kadar cesur olduğumuzu, kararlı olduğumuzu, potansiyelimizin ne kadar yüksek olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu aslında yani iktidara karşı çok şu an için en azından somut bir şey elde edememiş olsak da belki bu çok kıymetli bir şey. Kişisel anlamda evet. Kitlesel bu inisiyatifler çok değerli. Birbirimizi bulmamız bence çok önemli bir şey. O yüzden bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Sürekli kırmamız gerekiyor. Bunu nasıl yapabiliriz? İnisiyatifler çok güzel yürüyor. Umarım bu yani bu beyin fırtınası, bu da tabiriyle neyse bunlar sürer ve elimize somut bir şeyler de kalır. Bu anlamda naçizane kafa yorduğumda ne yapabiliriz? İktidara karşı nasıl durabiliriz? Gücümüzü nasıl artırabiliriz diye düşündüğümde aklıma gelen bazı şeyler tabii hepimiz gibi benim de var. Öncelikle şöyle, yani bu genç kitle güzel, kemikleşen bir kadro da var. Onlar zaten bu eylemin içindeler. Onu çekip almamız çok zor ve güzel olan da bu. Alandaki, yani uzatmak istemiyorum ama söyleyeceğim iki şey var. Çatışmada bulunan evet bazı arkadaşlar var. Kimsenin canının gitmesini hiçbirimiz istemeyiz. Gözünü kaybetmesini hiçbirimiz istemeyiz. O yüzden yani polise karşı durmak bilmiyorum. Bu harekete artık bu noktadan sonra bir şey katıyor mu? O arkadaşlar bu hareketin içindeler. O enerjiyi orada hissediyorlar. Onları çok iyi anlıyorum. İlk günlerde yani bir hafta ben de oradaydım. Ama bu dediğim gibi bu maalesef bir yere bizi götürmeyecek. Polisin kişisel tatmin noktasından öteye bir yere gidemeyeceğiz. O yüzden bu arkadaşların ötesinde bir noktaya erişmemiz gerektiğini hepimiz biliyoruz. Bunu nasıl yapabiliriz? Dün birkaç arkadaşla konuştuğumuz bir şey vardı. Hiç ulaşamadığımız bir kitle var. Bunlar evindeler, televizyon seyrediyorlar, çok aramıza karışmıyorlar, interneti fazla kullanmıyorlar. Nasıl erişebiliriz? Bu insanlar semt pazarlarına gidiyorlar değil mi? Yani benim annem de gidiyor, hepimizin annesi babası gidiyorlar. Semt pazarlarında bu olayları, bu yaşadıklarımızı görsel olarak kanıtlayacak, onlara gösterecek, onlara ulaşacak belli fotoğrafları sadece basıp renkli şeffaf dosyalara koyup orada kendimizce bir stand iplere dizdiğimizde Gezi'de ne oldu? İşte bu olay nerede başladı? Nerede bitti? Görünür kılmak için. Çünkü en önemli şey bu değil mi? Kendimizi görünür kılmamız. Böyle şeyler yaparak insanlara ulaşabiliriz. Derdimizi anlatabiliriz diye düşünüyorum. Fazla uzatmak istemiyorum. Umarım bu fikirler üzerine gelişiriz ve bu olayı somutlaştırırız. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam Ankara Direniş Forumları olarak geçiyordu. Merhaba Başak ben. Bu kadar insanı bir arada bulmuşken bir şey hatırlatmak istedim. Gezi çok büyük bir güç. Sadece Gezi çok büyük bir güç. Ülkedeki haksızlıkları göstermek açısından aslında ve sadece belirtmek istiyorum. Gökhan arkadaşım şu anda Çaldıran Parkı'nda kolejde yayın yapıyor. Ankara Eylem Vakti 1 kanalı üzerinden o yayını izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu konuda en azından Gezi formlarda bir şeyler yayınlayabilirse daha fazla insanın dikkati çekilir diye düşünüyorum. Onu hatırlatmak istedim. Teşekkür ederim. Merhabalar. Ben öncelikle 80'lerden küçük bir hikayeyle başlayacağım. Bu bir örgüte ait olsa da Türkiye'nin geneline yayılmış ve hala da süren bir gelenek olabilir. Örgüt vesaire çok önemli değil. Aslında biz şu anda hepimiz halk olarak zaten bir örgütüz. Bu iletişim konusunun en büyük çözümü de hepimizin birbirimize bağlı olduğumuzu bilmek ve birbirimizle iletişimimizi sağlamaktır.
Bunun çözümü için de daha önceki arkadaşların önerileri çok güzeldi. Bu 80'lerde yapılanlar gibi bir komiteleşme yapısında olması lazım. Yani herkes kendi temsilcileriyle, bu temsilciler yukarıdan indirmeci bir yapıyla değil, herkesin tabandan yukarıya doğru yayılan, herkesin benimsemesi de gerekmiyor. Hepimizi en iyi temsil edeceğine inandığımız insanlarla beraber, diğer yerellerle beraber bunları konuşacaklar. Bu konuşmaların ardından alınan kararlar ortak bir şekilde paylaşılacak ve ülkenin tamamında bir direnişe yayılacak. Biz sonuç olarak sadece yerellerde değiliz, bütün ülkenin haklarını burada savunmak için toplandık. Dolayısıyla şu an Mersin'de bir müdahale var. Buna tepki olması için daha hızlı aksiyon almamız gerekiyor. Birçok yerde birçok müdahale yaşanıyor, birçok yerde birçok yolsuzluk veya hukuksuzluk yaşanıyor. Biz bunlara maalesef çok geç tepki verebiliyoruz. Dolayısıyla bu temsilci problemini ne kadar hızlı çözebilirsek ve bunun için enerjisi ve vakti olan insanları da özellikle tercih etmemiz lazım. Onların bize sağlayacağı yol gösterimiyle bu hareket çok daha büyüyerek devam edecektir. Teşekkür ediyorum. Merhaba, Deniz ben. Ben iki konuya değinmek istiyorum. Öncelikle köprü olayına değineceğim. Ölen, daha önceki katliamlar bir yana, ölen iki candan ikisinin alevi, üç candan ikisinin alevi olmasına rağmen bu köprü adında diretilmesi bence bir gözdağı, bir tehdit niteliğindedir. Ama bu bir yana, okyanus ötesinden gelen açıklama köprü adının değişebileceği, değiştirilmesi gerektiği yönünde olsa da bu bizim süngümüzün düşmesine neden olacak bir açıklama olmamalıdır. Çünkü köprünün adı değişse de bu gerçeklik, köprünün gerçekliği devam etmektedir. Bu diretilme ve bizi bastırmaya yönelik bir açıklamadır. Bizim süngümüzü düşürmemelidir asla bu açıklama. O ya adı Mevlana da olsa, Pir Sultan da olsa bu yapılan gerçekliği ve katliamları değiştirmeyecekti, değiştirmemiştir de. İkinci olarak da sivil direnişin yaygınlaşması için biz en azından kendi üniversitemizde arkadaşlarımızla beraber sivil inisiyatif kurmaya çalışıyoruz. Apolitik üniversite gençlerini bir araya getirmek için ve onları bilgilendirmek için. En azından ben kendi üniversitemde gördüm ki birçok insan farkında değil, ne olduğunu bilmiyor. Bilkent Üniversitesi, hepinizin de bildiği gibi. Biz bilen arkadaşlar olarak onları bir araya getirmeye çalışıyoruz ve onları bu inisiyatifin içine çekmeye çalışıyoruz. Bu kolu direnişinde onları da katmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Merhaba dostlar, ben Cihangir, genç bir hukuk öğrencisiyim. Buraya geldiğim zaman bir arkadaş bir duyurda bulundu, ben onu biraz ayrıntılandırmak istiyorum. Biliyorsunuz 26 kişinin evleri basıldı, biri 18 yaşından küçük olduğu için bırakıldı ve 25 kişi hala Ankara Emniyetinde ve Terörle Mücadele Şubesindeler. Oradan geliyorum ben de. Arkadaşlarımızın ifadeleri alındı, alınma işlemi başladı. Yarın sabah onlar savcılığa sevk edilecekler. İçlerinde benim de çok sevdiğim bir arkadaşım var ve onun ifade tutanağıyla geldim sizlere. Neyle suçlandıklarını sizinle paylaşmak için geldim. Biraz uzun, özür dilerim. Ben uzatmadım ya da biz uzatmadık bunu. Terör örgütü üyesi olmak ve örgüt adına suç işlemek, örgütün propagandasını yapmak, halkı kamu düzenine karşı suç işlemek amacıyla tahrik etmek, terör örgütü faaliyeti çerçevesinde patlayıcı, yakıcı, yaralayıcı madde atmak, hazırlamak, devlet büyüklerine, başbakana küfür ve hakaret etmek, molotof kokteyli ve patlayıcılar hazırlayarak güvenlik güçlerinin araçlarına atmak, adam öldürmeye tam teşebbüs etmek ve yaralamak, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokmak, Türk bayrağını yırtarak, yakarak veya sair surette ve alenen aşağılamak suretiyle devletin egemenlik alametlerini aşağılamak, kamu malını veya başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen zarara uğratmak, yağma ve nitelikli hırsızlık yapmak, kimliklerin gizlenmesi amacıyla yüzü tamamen veya kısmen kapatmak, görevli memura görev yaptırmamak için direnmek, sövmek suretiyle bir memurun şeref ve saygınlığına saldırmak suretiyle hakaret etmek, yasa dışı işgal eylemi gerçekleştirmek, tırnak içinde başbakanlık, meclis ve bakanlıklar, seyahat ve ticaret özgürlüğünü engellemek suçlarını işlediniz. Bu sorular yönlendiriliyor şu an arkadaşlarımızla. Ve biz Türkiye'nin her yerinde evet 3 ağaç için başlayan ama aslında meselenin özünün 3 ağaç olmadığını her yerde gördük. Ve yarın eğer 9.30'da adliyenin önünde arkadaşlarımızın, dostlarımızın, yoldaşlarımızın yanında olursak
onları oradan, o lanet olası ellerinden alabileceğimize inanıyorum. İyi ki buradayım ve sizlerleyim. Ve diyorum ki, bu lanet olası suçlamaların tamamını kimin yaptığını biz zaten biliyoruz. Evet, biz halkız ve ne yapılması gerektiğini zaten burada tartışıyoruz. Ve birçok öneriye ben bir gönülden destek veriyorum. Ve şunu da biliyoruz, biz ancak birleşirsek, biz ancak yan yana gelirsek, biz ancak bunun adı faşizm ve bu faşizme karşı gelirsek her yerde yan yana omuz omuza sonuç alabileceğimize inanıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz haklıyız ve biz kazanacağız. Arkadaşlar merhaba, benim adım Suat Akdeniz. Şimdi ben bilgisayarcıyım. Yaklaşık 20 gündür bizim deyimimizle sokaklardayız. Yani en eve en erken gittiğimiz saat 4-4.30-5. Arkadaşlar Umut arkadaşı devrediyorum. Şimdi bilgisayarcı olduğum için emniyet camiasıyla da biraz iç içe çalıştım. Bizim bilmediğimiz geçenlerde bir çevik kuvvet mensubuyla izinliydi. Tesadüfen denk geldik, konuştuk. Rahmetli arkadaşımız Ethem Sarısülük hakkında hiçbir soru sormamam gerektiğini, çünkü 2004'te PKK ile ilişkili diyerek bize fotoğraf gösterdiler, bunu böyle şey yapıyorlar diyerek bilgi verdi. Fakat aynı akşam ben bütün interneti saatlerce taramama rağmen Ethem Sarısülük hakkında öldüğü güne kadar bir tane yazı bulamadım. Bu eğer PKK militanı, PKK sempatizanıysa mutlaka bir yerde geçmesi gerekiyordu. Yani anlayacağınız, üsttekiler sadece halkı değil, aynı zamanda polisi de kandırarak bir yerlere varmaya çalışıyorlar. Bilginiz olsun. Teşekkür ederim. Bir şey rica edeceğim. Eğer konuşmayı düşünmüyorsanız bu tarafta çok durmazsınız. Ben göremiyorum çünkü konuşmak istedim. Evet, bu baktık yayınımız devam ediyor. Burada bir forum düzenleniyor arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlara da söyleyelim. İnsanlar görüşlerini, dileklerini, isteklerini söylüyorlar. Benim söylemek istediğim çok kısa bir şey var. İsmim Mali. Burada bayağıdır direniyoruz hep beraber ama bazen gözden kaçan küçük şeyler oluyor. Hepimiz karşıyız. Gerek seksist, gerek küfür içeren her türlü söze. Ama bir noktada bazen içimizden bir şekilde fark etmeden galiba şu anda karşı olduğumuz aynı faşizan hisleri bir şekilde bazılarımız yenik düşebiliyorlar. Farklı çıkan sesleri her ne kadar burada kabul etsek bile özellikle sosyal medyada biraz fazla tepki gösterebiliyoruz. O yüzden bunlara dikkat etmemiz lazım bence. Özellikle spamlenmeye çalışıyor bazı küfürsüz şekilde bizim hareketimizi desteklemeyen insanlar. Bunu özellikle belirtmek istedim. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Her türlü sesi aramızda kabul etmemiz gerekiyor. Bize karşı çıkan insanları da neden karşı çıktıklarını bayağı iyi analiz edip onlarla o şekilde konuşabilmemiz lazım. Bunu söylemek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. İsmim önemli değil. Özellikle iletişim koordinasyonu özelinde birkaç şey söylemek istiyorum. Notlar almaya çalıştım. Süremi en etkin kullanabilmek için. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. İstanbul'da Taksim Dayanışması ve Çarşı özellikle bu hareketin öncüsü oldu. Bu yüzden mesela Abbas Ağa'da ilk forumun çıkması ve orada toplanma olayı Çarşı'nın önderliğinde oldu. Ankara'da doğal süreçte böyle bir oluşum olmadığı için bu tarz bir şeyi sonradan yapmak hem yapay kalacaktır benim şahsi fikrimce, hem de gerekli desteği toplamayacaktır Ankara halkından. O yüzden Ankara'da herhangi bir lideri oluşum olmaması gerektiğine inanıyorum. Olanların kendiliğinden gelişmesi taraftarıyım. Bu yüzden az önce bahsedilen önerilerden bir tanesi kurulun
Kuğulu Park'ın bu konuda bir merkez olması. Bu konuda ben kişisel olarak destek vermiyorum. Çünkü aynı şekilde başka bir platform Kuğulu'yu çağırsa gelin Dikmen Parkı'nda toplanalım dese, Dikmen Vadisi'nde toplanalım dese acaba biz gider miyiz, gitmek için imkanımız var mı? Bunu iyi düşünmeliyiz. Platform olarak temsilin çok mantıklı olduğunu düşünüyorum. Her bölgesel, mahallesel gruptan belirli seçilmiş temsilciler bu küçük alanda çok net bir şekilde ayarlanabilir. Bunların oluşturduğu bir platformda çalışma grupları ile belirli detaylı çalışma grupları ile daha düzenli bir yol haritası çizilebileceğini düşünüyorum. Hatta bu platformda belirlenen çalışma grupları daha sonra Kuğulu Park, Dikmen, Çay Yolu, Balgat gibi işin özelinde de yine çalışma gruplarına dönüştürülerek etkin bir çalışma ortamı oluşturulabilir diye düşünüyorum. Bu gruplar nasıl iletişim kuracak? Taksim İstanbul örneğindeki gibi online olarak bu yapılmalı bence. Park haritaları çıktı internette, görmüşsünüzdür. Hangi gün, hangi parkta ne konuşulduğuna dair detaylı raporlar var. Bunlar güncellenerek sürekli bir siteden duyurulabilir. Ve her gün hangi parkta ne konuşuldu, bunun detaylı raporları internete ertesi sabah verilerek zaten koordinasyon sağlanabilir. Buradaki bizim kendi içimizde yaptığımız forum da çok etkili. Süremi biraz açtım, hemen topluyorum. Bu forumun daha etkili olması için ne konuşulacağı daha önceden, mümkünse birkaç gün önceden ya da haftalık planlar veya günlük bile olsa etkin bir iletişim sayesinde çabucak yayılırsa, insanlar hem o konu hakkında ne düşündüğünü toparlamak, isterse araştırma yapmak ve hazırlanmak için zaman bulabilir. Ayrıca Kuğulu İnisiyatifindeki arkadaşlar hazırlıksız gelen insanlara konuyla ilgili en azından bir ön bilgilendirme yapmak için kendi arkadaşları arasında bir ön araştırma da yapabilir. Bu sayede de olabildiğince az bir şekilde boş konuşup daha fazla sonuç odaklı ve net kararlar alabileceğimizi düşünüyorum. Teşekkürler. Arkadaşlar merhaba. Normalde söz hakkımı daha sonra kullanacaktım ama Kuğulu İnisiyatifindenim. Küçük bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Öncelikle az önce arkadaşa katılmıyorum çünkü bu olayın ilk başta Abbas Ağa'da, çarşı önderliğinde Abbas Ağa'da ilk forumun yapılmasının, işte burada yapılmasının kolpa ya da kopya olacağı görüşüne katılmıyorum. Çünkü eğer böyle düşünseydik Gezi Parkı'nda da ilk gece 30 kişi vardı. Nasıl olsa onlar direniyor. O zaman bizim direnişimiz de hani burada onları kopyalamak gibi olmalıydı. O zaman zaten burada bulunmamızın anlamı yok. İkinci olarak söylemek istediğim de Ankara'daki diğer tüm forumlara hep beraber gidemesek de en azından bir tane temsilci yollamaya çalışıyoruz. Hem onların görüşlerini not alıyoruz, hem biz de kendi görüşlerimizi onlara bir şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz. Bunu söylemek istedim. Teşekkürler. Arkadaşlar merhaba, ben Levent. Dün az önceki arkadaşımız da belirttiği gibi Abbas Ağa'da bir tane olan forumdaki bir sonucu paylaşmak istiyorum. Orada arkadaşlarımız dijital meclis kurulması ile ilgili bir fikir gündeme getirmişler. Bunun da önderliğini bir arkadaşın yapabileceğini belirtmişler. Arkadaşın mail adresi de bende var. Böyle bir oluşmaya gidersek parça parça farklı farklı bloglarda toplanmak yerine tek bir noktada bilgiler toplanıp tek bir noktadan yönetilebilir. Bu vesileyle de gündem konuları da o meclis, yani dijital meclisten paylaşılarak her parkta aynı konunun konuşulması ve somut bir çözüme ulaşılması sağlanabilir. Konuyla ilgili bilgileri ben olmadı Kuğulu İnisiyatifine veririm. Yazılımcı arkadaşlar varsa aramızda yardım etmek isterlerse iletişime geçebilirler. Teşekkür ederim. Merhaba, ben Tarık. 45 yaşındayım. 15 yaşından beri muhalifim. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum. Gerçekten çok büyük bir olay yaşıyoruz. Çok sıra dışı bir şey yaşıyoruz. Gençlerin yanında benim yaş kuşağı insanlar da var. Hepimiz bu anı yaşamanın keyfini yaşıyoruz. Bir kere bu toplumda çok ciddi bir dönüşüm var. Gençler kendilerini gösterdi. Biz de kendimizi yeniden genç hissetme şansını yakaladık. Bundan sonra bizim
geri adım atmamız imkansız. Çünkü herkes bireysel dönüşümünü, bireysel sıçramasını yaşadı. Fakat bunu devam ettirmenin en önemli yollarından bir tanesi, özellikle şu formlar konusunda söyleyeceğim, bunun her noktaya taşınması lazım. Merkezileştirmek değil, aksine her noktada, her mahallede, her parkta bunu yapmak lazım. Ancak bu şekilde buradaki kitleyi 3'e, 5'e, 10'a çıkarırız. Birinci önerim bu. İkinci önerim, eski kuşak olarak belki göreceksiniz ama bunu devam ettirmenin yolu örgütlenmektir. Nerede, nasıl, hangi şekilde olursa olsun örgütlenin. İster dernekte, ister partide, ister meslek odasında, ama bir biçimde örgütlenmek ve bir sonraki direnişimizde örgütlü olarak mücadelemizi büyütmek lazım. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar arkadaşlar. İsmim İskender. Şu anda AKP tüm Türkiye'de seçimi propagandası için her tarafta mitingisine başladı. Ben şöyle bir teklifim var. Galiba biz de başlasak iyi olur. Böylece Ankara'nın şu anda her tarafında böyle düzenlenen formlardaki insanlar bir araya gelmiş olur. Ve hem de gücümüzü göstermiş oluruz. Kendi sincanımızı, kendi kazı çeşmemizi yapalım. Ve bunu en kısa zamanda yapmamız lazım. Çünkü seçim çok önemli. Bir çatı altında tüm muhalif parti, dernek, işte kimler varsa hepimiz toplanmamız lazım. Yoksa AKP'yi seçimde de yenemeyiz. Çünkü çok oy kaybettiğini sanmıyorum bu olaylardan. Halk çünkü hala bir haber olaylardan, medya sayesinde. Benim fikrim işte bir şekilde bir tek düzenleyelim ve şey yapalım yani. Tüm partiler bir araya gelsin ve bir partiyi seçip ona oy verelim diyorum ben. Neden bunu söylüyorum? Çünkü ben hani diktatörde yaşamış bir insanım. Gördüğünüz kadarıyla ben biraz şeyim hani, Türk değilim. Kazakistan'da yaşadım. Kazakistan biliyorsunuz diktatörlük, yani otokratik sistemin altındadır. Ve bu insanın yaptığını şu anda Tayyip Erdoğan tekrarlıyor. Ve bence bundan vazgeçmeyecek. Seçimi istiyorsa seçime gideceğiz. Ve bence bir parti seçip hepimiz ona oy vermemiz lazım. Bence benim teklifim CHP'dir. CHP'yi seçersek onunla baş etmek daha kolay. AKP'de değil. Lütfen arkadaşlar kendi inisiyatif ve siyasal ne denir? Unuttum. Düşüncelerinizi biraz fedakarlık edip önümüzdeki seçimde hepimiz CHP'ye oy verelim. Ben sevmiyorum CHP'yi ama oy vereceğim. Çünkü CHP seçilirse onunla baş etmek daha kolay olur. Teşekkürler. Bu arada arkadaşlar, ben 12 yıldır Türkiye'de yaşıyorum, okudum, burada yaşıyorum artık, Türk vatandaşıyım. Uzun zamandır hep böyle bakıyordum Türkiye'ye, dedim ki bu arkadaşlar niye sesini çıkartmıyorlar? Niye bu kadar demokrasi yok? Beni yanılttığınız için size teşekkür ederim. Sizle aranızda olmaktan onur duydum. Sağ ol. Merhabalar. Merhabalar. Adım Osman. Duyuluyor mu? Tamam. Kısaca bir şeyi düşünüyorum, bunu paylaşmak istiyorum. Bence bu gezi olayları ilk başladığında hükümet hazırlıksız yakalandı. Bir an ne yapacaklarını anlayamadılar. Ama artık daha organize bir şekilde, daha bilinçli bir şekilde üstümüze geliyorlar. Bu bir yandan sopayla, bir yandan da havuçla. Havuç göstermelik, hani aslında bir anlamı olmayan, hani mesaj alınmıştır vesaire türlü açıklamalar. Sopada hepimizin gördüğü sürekli artan şiddet. Buna karşı ne yapabiliriz? Sopanın çözümü daha önce belirtildiği gibi organize olmak. Kendi aramızda bile olsa, 3-5 kişiyle bile olsa toplu hareket edebilmeniz bu şiddet sağlamını azaltmanızı sağlayabilir. Neden? Çünkü sayılarımız azaldıkça dışarıda polisin şiddeti orantısız olarak daha çok artıyor. Daha kolay lokma olarak gördüklerinde bizi daha çok üzerimize geliyorlar. Diğer yandan da havuca karşı bilinçlendirme mücadele etmemiz gerekiyor. Burada birçok kişi dış mihraklar vesaire tür açıklamaları gülüp geçiyor ama hani her yönden bizim kadar bilgi erişimi olmayan insanlar bunu ciddiye alabiliyor. Bunları küçümsemeden diğer insanları kendi bildiklerimizi doğru düzgün açıklamamız lazım diye düşünüyorum. Teşekkürler.
çok kısa arkadaşımızın son sözünü galiba duyamadı insanlar. Ses ses diye şeyleri, tepkileri duymuştum. Sopaya karşı organize olmak dedi. Havuca karşı bilinçlendirme dedi. Aynı zamanda burada dış mihraklar denildiği zaman biz gülüyoruz dedi ama insanlar bunları ciddiye alıyor. Bu konuda bilinçlendirme yapmamız gerekiyor dedi. Merhaba arkadaşlar, benim adım Öykü Akın. Direnişin sürdürülebilirliği ve direnişten bir şeyler daha üretebilmek için bir teklifim var. Kulu'da ya da başka yerlerde bir direniş tiyatrosu oluşturabiliriz. Bir direniş koromuz olabilir. Burada atölyeler düzenleyebiliriz, yazarlık atölyeleri veya başka atölyeler. Herkesin dediği gibi artık hepimizin bir öyküsü var, bu öyküleri paylaşmalıyız diye düşünüyorum. Özellikle de şöyle bir durum var, buna ne kadar katılırsınız bilmiyorum ama insanların hem yüreklerini hem de akıllarını değiştirmenin bir yolunun sanat olduğu söylenir. Sanatımızı sokağa taşıyabiliriz, meydanlara taşıyabiliriz, insanların duymasını sağlayabiliriz. Bu konuda bana katılanlar olduğunu görüyorum. Umarım bu konuda bir inisiyatif gerçekleştirebiliriz. İkinci bir şey söylemek istiyorum. Bu uyanış bizde birkaç şeyin daha farkındalığına yol açtı. Bunlardan belki de en çok duyduğumuz Gezi Parkı'ndaki sokak çocukları oldu. Birçok yaramız var. Bunlara hep beraber parmak basabiliriz. Çok güzel bir örgütlenmeyiz. Bunu kullanıp kendi aramızda sosyal bir şeyler başarabiliriz. Bunun için de her zaman lütfen temasta kalalım. Lütfen belli şeyler için bir şeyler daha yapabilelim. Hepinize çok teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar, isim Emra. Merhaba arkadaşlar, isim Emra. Eylemlere ilk başladığı günden beri katılıyorum. Elimden geldiğince direnmeye çalışıyorum. Kimi zaman oturup ağladığım oldu. Her türlü şiddeti gördüm. Bu çerçevede fark ettiğim üzücü olaylardan birisi yurt dışında yaşayan anne babamı aradığımda olaylardan bir haber olmasıydı. Ne kadar bilinçlendirmeye çalışsam da günlük televizyon izleyen anne babam olaylardan bir haberdi. Belli bir süre sonra medya bir şeyler göstermeye başladı. Fakat şu an medyanın göstermiş olduğu hiçbir şey. Hiçbir şey göstermeyerek olaylar durulmuş gibi yansıtmaya çalışıyor. Bu konuda hükümet kendince önlemler almaya çalışıyor. Bunlardan birisi ise Akdeniz olimpiyatlarını bilet almaya çalıştıysanız alamayacağınızı fark etmişsinizdir belki de. Çünkü bütün biletler bir şekilde satın alınmış. Akdeniz olimpiyatlarındaki bütün biletler satın alınmış. Bunun perde arkasında yatan sebepleri az biraz sizler de tahmin edebiliyorsunuz. Peki biz bu konuda ne tip önlemler almalıyız? Onun üzerine bir öneri vermek istiyorum. Uzunca süreli ses getirecek bir yürüyüş olabilir. Bu yürüyüş buradan Kızılay'a bir yürüyüşten bahsetmiyorum. Tıpkı Gandhi'nin yapmış olduğu gibi belki saçma gelecek, bir tabut gelecek ama Kızılay'dan Taksim'e bir yürüyüşten bahsediyorum. Eğer bana destek olacak insanlar varsa elimden geldiğince 10-15 günlük sürecek bu yürüyüşe katılmak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Çadır var mı? Çadır varsa bak yoksa. Elimden geldiğince çadır bayılmaya çalışıyorum. Biz burada alıştık ya çadırsızda. Çadırsızda oluyoruz. Merhaba arkadaşlar. İsmim Can. Yaşım 21. Ben de buradaki genç arkadaşlarım birçoğu gibi direnmeyi, isyan etmeyi sadece ergenlik dönemimizde ailemize karşı istediğimiz ayakkabılar alınmadığında yapmıştık. Buradaki birçok arkadaş gibi. Ve bu olaylar başladığımda hani Gezi Parkı'ndan başladı. Benim için manevi değeri de çok yüksek bir yerdir. 3 yaşıma kadar bütün hafta sonlarım orada geçti ailemle birlikte. Gerçekten önemli bir yerden de başlaması benim için daha da bir önem arz etti. Ve meydanlarda birçok insanın, birçok farklı kesimden insanın yan yana olduğunu gördüm. Sesimizi yükseltebildiğimizi, şeyleri kanıtlayabileceğimizi gördüm. Fakat şöyle bir sıkıntımız vardı. Medya bizim yanımızda değildi. Belki bir kısım halk yanımızdaydı. Fakat diğer ikna edebileceğimiz insanları ikna edemiyorduk. Çünkü sesimiz sadece belli meydanlarda çıkmaktaydı. Benim de şöyle bir projem vardır. Burada Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de birçok genç arkadaşımız şehir dışından gelmekteler. Bu insanlar kendi şehirlerine gittiklerinde bir şekilde oradaki insanlara fotoğraflarla, videolarla bizim medyanın yansıtması... Arkadaşlar kusura bakmayın, benim Umut arkadaşımdaydı. Bir link paylaşım haberi var, onu hemen paylaşalım. Parklar bizim nokta, blogspot nokta, kesilmeye çalışılır mı?
bilmiyorum ama en azından bizim meydanda denemeyi öğrendik. Tekrar ediyorum. Parklar bizim nokta 1900.com. Ve şöyle bir beylerimiz daha var. Günlerdir polisle insanlar çatışıyorlar ve fiziksel olarak zarar görüyorlar. Ben kendi adıma söyleyeyim, insanların fiziksel bir zarar görmesine en çok karşı olan insanlardan biriyim ve duran adam gibi farklı eylemler içerisinde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Biz de burada bir grup arkadaş olarak mum yakma eylemi içerisinde mum yakma eylemi gerçekleştirdik ve desteğinizi bekliyoruz. Her gün saat 8'de Kızılay'da mumlar direniş için yansın. Teşekkürler, iyi akşamlar. Merhaba arkadaşlar. Ben öncelikle direnişin çeşidine ilişkin birkaç temel şey söylemek istiyorum. Öncelikle direnişi herkes hani duran adamla başlayan hatip direnişlerde arkadaşlar da birkaç şey söylediler. Ama şimdiye kadar gerçekleşen hiçbir halk hareketi hani pasif olarak gerçekleşen halk hareketi yok yani genel olarak. Sokaklar, meydanlar bizim olmalı bence. Yani tam olarak şöyle de söyleyeyim. Yani biz polise karşı duruyoruz. Demin bir arkadaş söylemişti, polise karşı durmamalıyız demişti. Ancak biz polise karşı duruyoruz ve durmaya devam etmeliyiz. Biz kendi alanlarımıza sahip çıkıyoruz. Burası polisin alanı değil, bizim alanımızdır. Meydanlar bizim meydanlarımızdır. Polisin meydanları değil, polis bize saldırıyor. Biz yani hani kendi meydanlarımızda duruyorken polisin bize saldırdığını ön plana çıkarmalıyız. Ve polis de zaten devletin ve sistemin halka güç kullanan siyasi bir tezahürüdür. Bunu öncelikle unutmamalıyız. Duran adam pasif direniş gösterdi ama yanındakilere de polis müdahalede bulundu. Yeri gelecek polis bu forumlara da müdahalede bulunacaktır. Ve biz polise karşı değiliz gibi bir tavır pasifist bir direniştir. Bunu halk hareketleri bu şekilde sonuçlanamaz diye düşünüyorum. Ayrıca Kızılay çatışılarak ve marjinal denen gruplar ve insanlar tarafından kazanıldı. Kaldı ki arkadaşımız Ethem Sarıçelik de en önde çatışanların arasındaydı. Bunu görmezden gelmememiz gerekir. Ve ilk günkü direnişler bu kadar sert ve kararlı olmasaydı bugün bu hareket burada devam edemezdi. Burada yani bulunamazdı. Arkadaşlar ben kapatacağım flaşı. Açayım mı? Ben şimdi yayını sonlandıracağım da şarj durumu. Arkadaşlar ben Volkan, dün de buradaydım. Bir beyefendi sözü var. Arkadaşlar ben yayını biraz durduracağım. Birazdan tekrar sizinle olacağız. Şarj biraz azalmış arkadaşlar. Uyarı veriyor. Yedek bataryayı takacağım. Yayına devam edeceğiz.